Sevimcim'e kolay gelsin. Sağ ol. Sevimcim kolay gelsin. Pastana geldi gördüğün evet, gibi. Pastana nasılsın? Geldi. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hayatım. İlk önce ne yapalım? Çorbamı yapayım dedim ilk önce. Un çorbası. Evet, un çok çorbası. Da güzel olur gerçekten. Çok da lezzetli. Biraz böyle tarhanaya da benziyor aslında. Yalancı tarhana gibi oluyor. Çok da kolay. İftara 5 dakika kala bile yapabilirsiniz. Kesinlikle o kadar öyle. Kolay bir çorba. Sıvı yağ var, tereyağı var, 2 yemek kaşığı dolu dolu unum var, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, nanem var, tuzum var ve tavuk suyu var. Tavuk suyu. O evet. Zaman ocağı yakalım ve başlayalım evet. Ne dersin? Başlıyorum. Tencerede de kadayıflar hazırlanmış tatlı evet, için. Evet, onları önden bir kavurayım dedim. Tereyağıyla mı kavurdun? Tereyağla kavurdum. Biraz da şeker koydum, parçaladım. Elimle şöyle birazcık açtım onları. Sonrasında biraz tereyağı. Ve kadayıfları koyup güzelce şekerle kavurdum. Kibir kibir. Evet. Tereyağının kokusu geldi. Evet. Biraz da ayçiçek yağı döküyorum. Dün evet. Haberlerde dinledim. 5,5 ton tereyağını ithal ediyormuşuz. Doğrudur. Tereyağımızı da ithal ediyoruz. Evet, mis gibi koktu. Şimdi unumu güzel. Koyuyorum köy tereyağı. Üzerine. Kokusundan tadından belli evet, oluyor evet. Zaten. Hemen anlıyoruz. Şöyle güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Üzerine salçalarımı ilave edeceğim. Ve nanemi koyacağım. Güzelce onları da kavurduktan sonra ilk naneyi önce başında koyuyorsun. Aha, evet, sonradan koymuyorum. Onu da biraz böyle birlikte çeviriyorum. Sonra soğuk su koyacağım. Şöyle bir kase kadar ki unum topaklanmasın diye. Sonra çırpacağım ve sıcak suyunu ilave ederiz, tavuk suyunu. Sonrasında. Güzel. İlk önce bir soğuk suyla onun evet, kıvamını verdikten sonra sıcak su. Çok da kolay, çok da pratik. Malzememiz zaten evde. Herkesin olacak. Herkesin aynen. Unu vardır zaten. Evet. Salçamız öyle, nanemiz, aynen. Tuzumuz, yağımız. Evet, bu tavuk şekilde. Suyumuz da her zaman et suyu, tavuk suyu, sebze suyu dondurucumuzda olursa çok daha pratik oluyor. Pratik oluyor. Her şeyi o şekilde evet. Buz kalıplarında içine atın hemen. Kağıt bardaklarda falan. Evet. Ya kağıt bardağı çok yer olmayabiliyor. Onu çünkü ilk başta su halindeyken koyduğun zaman evet. Çok muntazam boşluğun olması lazım. Ya da buzdolabı poşetlerine koyup şöyle evet. Düz bir şekilde katkı aynen. Üzerine ki daha kolay. Ki satılıyor zaten. Buz kalıbı evet. Şeklinde buzdolabı aha. Poşetleri var ya. Kilitli. Ağzından koyuyorsunuz, o bölme bölme ayrılıyor porsiyon şeklinde. Sonra kesip kesip. Evet. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçasını ilave ediyorum. Bol salçalı. Evet, bunları da güzelce böyle kavuruyorum. Bu aşamada naneyi de ekleyebiliriz aslında. Yanmaz değil mi aşkım? Yok, yanmaz. Yeter mi? Bütün hepsini, evet. Bol naneyi güzel oluyor çünkü. İsteyenler pul biber, karabiber de ekleyebilir. Acı severseniz pul biber de yakışıyor. Oh, un, salça ve nane. Bol tereyağında evet. Biraz da sıvı yağ koyduk ki yağımız yanmasın aha. Diye. Onları güzelce eze eze. Böyle karıştıra karıştıra evet kavurduk. Şimdi soğuk suyunu şöyle kepçeme bırakayım. Çırpma teli alayım. Ah bir dakika. Bu diğerini alayım ben. Diğerini al hayatım. Bir saniye. Yanmasın. Ha, aldın hemen aldım. Süper. Tamam. Salça da yanar çünkü hemen un da var. Evet. Tamam, alayım hepsini. Evet suyun. Evet dur. Tamam. Güzel. Şimdi sıcak suyunu da hemen alacağım. Sıcak suyumuz kettle'da. Burada burada. Ha, tavuk suyu. Suyuyla birlikte. Şöyle bunu da koyacağım. Suyu az gelirse yine sıcak suyum kettle'da var zaten. Koyu olursa kıvamına onun göre evet, batacaksın. Kıvamına göre tekrar koyacağım. Bugün de yine patlıcanlı bir lezzet var. Patlıcan evet. Severleri güzel bir alternatif. Patlıcanlı köftemiz var. Köftemiz var. Patlıcan ezmesiyle yapacaksın onu. Evet, közlenmiş patlıcanla hı-hı. Birlikte çok güzel oluyor. Yakıştırıyorum ete ne kadar çok yakışıyorsa köfteye de aynı şekilde yakışıyor. Pilava da çok yakışır. Pilava. Patlıcanlı pilav. Evet, kızartılarak çok güzel oluyor. Ramazan'da her şey canımız istiyor. İstiyor, istiyor. Hiç aklımıza gelmeyecek şeyler Ramazan'da aklımıza geliyor. Biraz da tuzunu özellikle iftara o 2 saat kala. Evet. Değil mi? Tuzumuzu da koyduk. Evet. Bu biraz koyu oldu. Ben biraz daha buna sıcak su ilave edeceğim. Ben yine kettle'a bir basayım ki onu kaynatmışsınızdır ama. Evet, sıcak sıcak kettle'da evet. Su kaynıyor zaten. Fokur fokur vallahi. Evet. Katayım mı hayatım? Olur. Şöyle biraz daha karıştırarak. Tamamdır. Güzel. Ay çok lezzetli. Buna istersek. Ekonomik çorba. Evet evet, domates çorbası gibi kaşar peyniri de rendeleyip koyabilirsiniz. İsterseniz de kıtır pideler kalıyor ya şimdi. Evet. Onları küp küp kesip tereyağında kavurup üzerine atabiliriz. Çok güzel oluyor. Çok güzel olur gerçekten. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Harika bir çorba.
dumanı tüten, tüttükçe iştah açan, çorbasız olmaz sofralarımız evet. Çünkü. Yani 5 dakikamızı bile almadı. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Hakikaten dediğim gibi ekonomik de. Evet. Tavuk suyuyla da besleyicilik kattık. Herkes de çok arttı. Beğeniyor. Çok lezzetli evet. Olur, çok güzel olur gerçekten. Ellerine sağlık, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.